bugüne kadar üzerinde özellikle kadın hareketinin, kadınların özgürlüğü ve eşitliği için mücadele edenlerin büyük bir kavga verdikleri madde ne yazık ki az sayıda erkeğin oylarıyla bu meclisten geçti. Yani tartışma bu manada belki bitti sayabilirsiniz ama inanın ki çok daha büyük bir tartışmanın kapısını böylelikle açmış oldunuz. Derli toplu düşünürsek kadınları ezen bütün yasaların aslında bütün yurttaşları ezen bir zihniyetin ürünü olduğunu hep beraber görürüz. Faşizm erkekliği, erkek özelliklerini, erkek kimliğini yükselterek iktidara yürür ve kadınları ayaklar altına alırken aslında işçileri ayaklar altına alır, azınlıkları ayaklar altına alır, farklı cinsel yönelimleri ayaklar altına alır. Ve sonuçta erkeklerin de çok büyük bir bölümü seçkin bir azınlık erkek grubunun dışında bu faşizmin bedelini öderler. Ama kadınlara yöneldiği zaman mızrağın sivri ucu çoğunlukla uyumuşlardır. Tıpkı Yahudi olmayanların mızrak Yahudilere yöneldiği zaman uyudukları gibi, tıpkı muhafazakarların mızrak komünistlere yöneldiği zaman uyudukları gibi, tıpkı eşcinsellere mızrak yöneldiğinde erkeklerin çoğunun uyuduğu gibi.